310. Orada Björk Hanım sanat evi diyor. Orası. Bizim bir Adnan Son abi var. 59 yaşında. 40 yıldır bu şirkette çalışıyor bizimle beraber. Ne zaman girmiş işe? 19 yaşına girdi, 40 yıldır bizimle beraber. Sizin bu arada randevunuz kaçtaydı? Bizim 3'teydi abi. 3'teydi. Erken gelmişsiniz siz. Abi biz şehre yabancıyız, çok bilemedik. Erken çıkalım dedik, hani bulamayız falan. Ama kolay yerdeymiş ofisiniz. Nasıl, beğendiniz mi şehri? Şehir muazzam. Çok güzel şehir. Siz tabii Türkiye'den geldiğiniz için size güzel geliyor. Gerçi bize de güzel geliyor. Güzel memleket burası. Sokakları güzel, insanları güzel. İnsanlarını gördünüz mü? Ben 3-4 tane insan gördüm abi dışarıda. Yani böyle gerçekten pırıl pırıllar, bir de çok iyi giyimliler. 16 yaşına kadar full balıkla besleniyor bunlar. Beyinleri ışın ışın. 18 yaşına geldiklerinde beyinleri patlayacakmış gibi oluyor bilgiden. Daha sonra bunlara diyorlar ki yeter bu kadar bilim. Gidin sanatla uğraşın, sporla uğraşın, madalya getirin. Hakan abi. Hakan Son diyeceksin. Çok pardon, Hakan Son abi. Björk Hanım ne zaman gelir, biz ne zaman görebiliriz kendisini? Björk Hanım kaçta gelir? 5'te gelir, 15'te gelir. Kafasına göre, belki hiç gelmez. Kadının adası var, çok zengin bu. Adadan geliyor. Sizin ne vardı bu arada? Biz başvuru formuna yazmıştık aslında, bizim kısa film gibi bir şey olacak. Evet. Ama çok geleneksel değil, yani çağdaş bir şey olacak. İçinde dansçılar olacak, performans da var. Bir de Suriyeli de koyduk abi içine. Suriyeli çocuk var, annesi var. Annesinin kucağında ağlıyor, çok yıpranmış, perişan halde gibiler böyle. İşte bu toplumsal sorunlarla ilgili gibi bir şey gibi. Suriyeli işi çok zor. Geçenlerde sizin projeye benzer birileri geldi, kapıdan kovdu. Çok sinirlendi Björk Hanım. Bir küfürler, ana, avrat, bacı, bir küfürler, bir küfürler. Töreli film içinmiş. Bu şey, Mahsun Kırmızıgül mü? Aynen, onun adamı. Gelin çağdaş, İstanbullu. Gerçi çocuk da çağdaş. Aşiret. Aşiret ağası mı? Değil, çocuğu. İleride ağası olacak umarım. Ailesi istemiyor töre nedeniyle. Filmin adı da töre nedeniyle. Björk Hanım çağdaş bayanı oynayacak ama türban takacak. Araya Suriyeli sıkıştırmışlar. Biraz asmalı konak gibi. Saçma sapan bir şey ya. Ama acıklı güzel. Ben ağladım. Hakan Son abi, Björk Hanım direkt bizim projemizde oynamasa da olur. Siz bize para verin. Yani böyle cash, fon gibi. Ne kadar lazım size? Bize 50 gibi bir şey lazım. 50 derken? 50 bin euro. Tıraş sizin o iş. Boşa para vermez. Bak, kombileri yakmıyor. Mont oturuyoruz burada. Ama Björk Hanım yakınlarda bir albüm çıkartacak. Albümünde de martı seslerine ihtiyacı var. Simple yapacak. Simple da enstrüman olarak bu sesleri kullanacak. Adasında bir haftadır martıları bağırtırıp sesini kaydetmeye çalışıyor. Buranın insanı gibi martı soyusal kardeşim. Martları bağırtıramamış, sesi kaydedememiş. Daş atmış, bağırmış, ateş açmış hayvana ya. Zaten hayvana sen niye ateş açıyorsun? Bir tane martı kalmamış adada. Bütün sürüyü kaçırmış. Ya günah ya. Günah ya. Günah. Günah abi. Hakan abi? Siz şimdi. Siktir edin şimdi sanadı manadı. Size bu parayı getirmezler. Siz bana İstanbul'dan şöyle sesi kuvvetli 2-3 tane gürbüz martı getirebilir misiniz? Yani nasıl olabilir? Bayıltın bayıltın, çantaya koyun getirin işte. Björk Hanım martıya para verir. Martı başına da 1000 euro isteyin. Ben orada gireceğim devreye. Hakan Son abi, ben şöyle bir şey sorayım. Biz sınırda mesela martılarla yakalanırsak cezası... Çok büyük cezası var. Burada insan hayvan eşit. İnsanla hayvanı aynı cezaevine koyuyorlar ya. Yürüyeniz yürüyorsa gidin. Çoluk çocuk işi değil bu işler. Adam işi adam. Abi sen şimdi kelle başı 1000 euro diyorsun, he mi? Tamam abi, o zaman. Senin dediğin gibi olsun.
Bazen yağmurlu, bolca güneşli, hayatın ta kendisi. Kaliforniya beldesi, gençlerin yeni gözdesi. California, California.